Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yani Recep Metris'i gerçekleştiriyor bunu. Buralla tuhafiye değiliz. Evet, şöyle Recep Metris'i gösterelim. Evet, başlıyor. Evet, kolay gelsin, hayırlı işler. Evet, şöyle. Selam hanım. Selamun aleyküm Azim. Ve aleyküm selam. Nasılsın, iyisin? Eyvallah, teşekkür ederim. Azim, Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun. İzliyorum. Eyvallah. İzleyiciler açısından Azim nereli, isim soy isim? Muradiye Orta Mahalle, İbrahim, Hacı İbrahimoğlu, Hacı İhsan Vural. Hacı İhsan amca yaş kaç? Yaş 73. Maşallah, Allah sağlık versin. Allah hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Kaç çocuk var? 5 tane var. 3 tane kız, 2 tane oğlan. Allah bağışlasın, Allah bahtlarını açık etsin. Amin. Çocuklar hep evli mi? Hepsi de evli. Maşallah. Kaç yıldır bu tuhafiyecilik mesleğini yapıyorsun? 40. 40 senedir. 40 senedir buradayım, evet. 1980'de açtık, böyle devam ediyoruz. Evet, maşallah. Ömür nasıl, çabuk geçti mi? Anlamadım ki geçti. Öyle. Evet. Arkadaşlarım bayağı eksilmiş. Çok, hem de çok. Çok fazla, senin yaşlarına çok az kalmış ya. Var da işte, ömrü günü biten gidiyor işte. Allah, evet. Herkese uzun ömürler versin. Önemli olan hayırlı yaşam, hayırlı ömür. Değil mi? Tabii. Hanım kimlerle senin? Hanım Deli Hasan'lardan. Kim o damadınız? Hüseyin Deli Hasan'ın. Kofte derler babası. Allah rahmet eylesin. Sen o zamanında evlilikler nasıldı aşkım? Vallahi bizim zamanımızda evlilikler uzaktan görürdün, öyle bir kilometreden görürdün, daha yanaşamazdın. O şekil? Öyleydi. O şekilde evlilik oldu. Öyle oldu, gitti. Kaç yıldır evlisin hanım teyzeyle? 65, aşağı yukarı 56 sene. 56 senedir, Allah uzun hayırlı ömürler versin. Amin. Nasıl hiç kavganız, gürültünüz, fırulta aşağı yukarı her gün daha. Her gün değil mi? Ama tatlı fırtına. Tabii. Değil mi? Tabii. Tatlı fırtına. İnsan yaşlandıkça hanımın kıymetini daha çok. Çok. Değil mi Aziz? Evet. Evet hanım efendim. Bu da çocukluğuna döndüğün zaman, o zaman ne gibi yoklukları çektin mi? Eskiden gençleri bilmez. Çok. Ne gibi yoklukları? Babanı çok kandırmışım bakalım. Öyle mi? Ama kandırmışım, ama almışım parasını vermişim. Tabii öyle. Yarım vereceğim demişim. Evet. 3 gün sonra vermişim. Ya o zaman yoğun dedi ha. Hakikaten yoğun. Nasıl, babamla ilgili bir anım var mı? Baban gibi daha gelmez yani. Öyle bir esnaf daha gelmez. Ta eskiden o ilk bakkalı açtığım yerden beri bir gün amcam dedi ki, bana dedi oradan bir kap püsküvit getir. Ben de bir kap amcama aldım, bir kap da bana aldım. Allah rahmet etsin ya. Allah evet. Yattığı yerinde olsun. Evet, çok seneler esnaflık yapmış, rahmet ederim gerçekten. Evet. Farklı bir insandı yani. Çok. Kim Cenab-ı Allah ne diyor? Babanız öldükten sonra ayınız, babanızın arkadaşlarını ziyaret ettiğiniz halini, hatırını sorunuz. Yani eskiden 70-80 kişi o şeyde, Karakaca Mesut orada sandalyeleri vardı. Eski İbrahim Amca'nın orada. Ben onu hatırlamadım ama ondaki eski evi, merkezdeki dükkanı hatırlıyorum. Arkadakini hatırlamak o zaman öyledir. Böyle kalabalık vardı. Evet. Ben de 56 yaşına geldim. Yine hatırlıyorum, o zaman çok kalabalıktı. Ben hele Ramazan'da evet. Kahvesini açmıştı üzerine. Kardeşim çayacağı açmıştı, bakalım üzerine. Tiklim tiklim oldu. Evet. Eski muhabbet yok. Eski insanlar gitti, muhabbet bitti yani. Doğru. Hele de biraz da insan parayı gördü mü? Evet. Aslında o yanlış. Çok yanlış. O yanlış. Onun için yani eskiden dediğin gibi cenazeler de olsun, şey de olsun, bir kalabalık olurdu. İnsan şu anda görüyorum yani. Bazı gençler memleketten geliyor memleketine, eşini dostunu ziyaret etmesini bilmiyor. Ya sevgi kalktı da. Evet. Biz niye yapıyoruz? Bu yayın öncesi bile ben geldiğim zaman yaşlıları ziyaret ederdim, kabir ziyareti yapardım. Ben yani insanları yaradan ötürü sevmek lazım. Aynen. Allah için sevmek lazım. Aynen. Değil mi? İşte bakıyorsun adam, ben şimdi şu anda hemen gitmem gerekir İstanbul'a ama dedim gelmişim bazı dostları seni göreyim, ölüm var. Ölüm var. Onun için bunları hem bir de arşiv diyoruz, yıllar sonra ölüp gideceğiz, bu görüntü Allah kalacak. Senin eşin, dostun, torunların izleyince hatırlamış olacak. Ama bir şey değil. Evet. Mehmet amcamın hiçbir şeyini göremedim ben.
O zaman şey yoktu. Yoktu o zaman yoktu. Sonra, Yılmaz mı görmedin? Evet, Yılmaz Hamza'yı çekmiştim. Büyük kamerayla da o kasetler bozuldu. Vardı. Mustafa Hamza'nın vardı. Rahmetli babamın vardı. Onun var. Onu az görüntüsü var o şeyde Rize'de Andun'da. Onlar görüyor. Onu gördüm. Onlar izliyor. Sultan Hamza'nın dostu var ya. Var. Çok var. Evet. Aşağı. Kimdir Hasan Hamza falan. Kimleri konuşturmadık ki? Doğru. Ya şimdi ne yaptı? Şimdi böyle insanları tek tek konuşturuyoruz. Böyle arşivi alıyoruz yani. İleride hatırlaması. Tabii. Başka ne yapıyoruz o kızım? Yani bir şey yaptığım yok. Ben şimdi köydeyim ya. Mesela bak bir köyden geldim. Uğraşıyorum şeyde. Raziye değil ha. Evin etrafına, yollara, bağa, bahçeye. Köy güzel de. Köy güzel, havası güzel. Ha. İşte diyorsun ömrü öyle burada değil mi? Ya ömür oldu 75 yaşına ya. Bugün varız yarın yokuz. Aynen. Sabah yatırsın, akşam yatırsın, sabah kalkmaya durursun. Tabii. Onun için. Bir bakıyorsun şimdi Hazim olayına biliyor musun? Yani adama demişler ki bu yaşa nasıl yapıyorsun? Sen bunu diyorsun ya daha dün hatırlıyorum. Evet. Yani eskiden 40 yaşına zaman ben çocukluğumda bayağı yaşlı diyordum. Şimdi kendimize ruh yaşlanmıyor. Değil mi Hazim? 1990'da evet. Kasabalara Hazır'a gittim. Ondan sonra gittim birkaç sefer daha da. Evet. Hac'dan geldim. İlk sabah, öbür sabah ilk ziyaretine giden Rahmetli Baba'ydı. Evet. Allah yaptığı yerinde yetiş. Allah razı olsun. Aleykümselam. Rahmetli Babam gerçekten insanlara farklı bir sürü vardı. Ben başka yapıyor. Estağfurullah. Evet. Kimle ben arkadaşlar ziyaret edince ne diyordu biliyor musun? Adam dedi gel dedi. Bir sarılayım sana dedi. Sarıldı bana sanki arkadaşımı gördüm. Ben nasıl söyledim. Yani şimdi dedi, demin dedik ya baba öldükten sonra hayırlı evlat derler ya. Onların yeri dolmaz. Ne kadar dolmaz. Yaşlı yani. İnsanların yeri dolmaz. Aynen. Ne kadar zahir olursa olsun ne kadar şey olursa onları yeriz. Benim babam 98 yaşına öldü. Kapıya 25 tane koyunu vardı. Ben 30 yaşına kadar koyun götürdüm. Babamın rahmet olduğu sonra tabii işte. Ondan sonra döndük. Evet. Babam dedi ki hazır. Dedi ki ya işleri daha da bakarız. Yapma daha böyle gel camiye oraya buraya. Ben dedi para kazanmak istiyorum. İyi. Ben dedi hayatta mı çalışma? Öyle geçmiş. Çalışmasam yaşayamam dedi. Ben şimdi yiyelim, köye diyelim, yiyeceğim yiyeceğim daha bir ya. Çocuğa bakayım. 3-4 gün bezi yiyelim. Bezi yiyelim. Burada zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun değil mi? Yok, burada nasıl geçiyor. Dostla geliyor, arkadaşla geliyor, müşteri geliyor derken bakarsın oldu akşam. Aynen. Hacı, bir şey amca. Var mı yani? Kardeşlerin sağ var mı? Yok, hepsi rahmetli. Bir tek sen. Bir tek ben kaldım. Yani. Allah sağlık versin ablalarına. Ölüm dünya. Amca kalmadı, gayri kalmadı. Değil mi? Hiç kimse kalmadı. Evet, ne gelecek? Bu ay yakında Kibar abi. Onu çok önceden arşivle almıştık. O kasetleri bozuldu. Bir resim şeyi vardı. Nasip. Hadi görüşürüz. Oldu güle güle. Nasip eşi. Nasip. Evet. Evet. İhsan Hamza'yı da bugün yayın almış olduk. Baba dostu sevdiğim değerli Hamza'mız. Allah uzun gün hayırlı ömür versin. Ne de sizin yaşlarımızın kıymetini sağlığını bilmek lazım. Sultan Kazdan Hamza, Kangara Sultan böyle ya. Yani onu da yayına almıştık. Böyle yaşlı insanları ziyaret edelim. Onların duasını alalım. Allah razı olsun. Hazır son olarak sevdiklerine ne söylemek istersin? Vallahi herkese saygılarımı, sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Babana rahmet olsun. Allah razı olsun. Geçmişlerine rahmet olsun. Eyvallah. Eski insanların yerinde olmaz. Aynen Hazim Ali. Allah sizlere uzun hayırlı ömür versin. Değerli izleyiciler, yayınımız Rize Merkez Vural'lar Ticaret'ten gerçekleştirdik. Değerli Hazi İhsan Vural Hamza'mızla bir başka Miraç Çitim üzerinden görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Hazim yayınları izlemeye devam değil mi? Devam. Evet, bir yakışıklı salla kamerayı yayına çıkaralım. Teşekkürler.